Selamünaleyküm. Nasıl mutlu değilsiniz? Sağ ol, çok teşekkürler. Nasıl kardeşim? Börezli'mizin saygıdeğer güzel insanları, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Sevgili başkanım ifade etti, bizim Börezli'ye bu ilk gelişimiz değil, son gelişimiz de olmayacak. Ne işin var sen, dönüyorsun buralara da dağ, dere, tepe, köy dolaşıyorsun ve millete siyaset yapıyorsun. Kardeşim ben bu millete aşığım, ben bu millete sevdalıyım, ben bu millete tutkunum, onun için buradayım. Başka bir hesabım yok, başka bir derdim yok. Hiç kimse, Türkiye'de hiç kimse şunu söyleyemez. Turan Çömez rantla, yolsuzlukla, şunla bununla meşguldür. Asla. Ben yolu, suyu, elektriği olmayan bir köyde doğdum, büyüdüm. Okuma yazması olmayan bir ailenin evladı olarak hayata başladım. Bu millet aynen sizin gibi kahve köşelerinde oturup sizler gibi çiftçilik yapan bir ailenin evladını aldı. Vergilerinizle önce doktor yaptı, ardından milletvekili yaptı. Ya bu millete ihanet edilir mi? Bu millete haksızlık yapılır mı? Bu milletin hakkı hukuku çalınır mı? Lordlar Kamarası özel toplantı yaptı. Dedi ki İngiltere tarihinde ilk defa bu kadar başarılı bir doktor geldi. Ve özel oturumda bana ödül verdiler. Umurumda değil. Umurumda değil. Ben bu tecrübemi, bu birikimimi, bu donanımımı, bu dünya görgümü sadece ve sadece sizler için, medyunu şükranı olduğum, hizmetkar olmaktan onur duyduğum sizler için kullanmak için buradayım. İyi ki varsınız. İyi ki beraberiz, iyi ki size hizmetkar olmak için yollara çıktık. İyi ki Kuvayi Milliye ruhunun filizlendiği bu coğrafyanın asil fertleriyiz. Allah'a emanet olun, sağ olun, var olun. Çok teşekkür ediyorum. Hoş bulduk, hoş bulduk. İyi akşamlar, sağ olasınız. Nasılsın Gavanet? İyisin. İyi, Allah razı olsun. İyiler hep iyi. Sağ olsun, götüler. Bravo. İyiler hep iyi. Daha iyi olacağız. İyi. Sağ olasın. Selamun aleyküm. Hayırlı akşamlar olsun cümleten. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bir dağın nefesi, rüzgar gibi nefesi, yürür millet yolunda. Gençler nasılsınız? Merhabalar. Ne var ne yok? Hayırlı akşamlar, hoş bulduk, rahatsız olmayın. Nasılsınız, iyisiniz? Allah iyilik versin, sağ olasın. Selamünaleyküm, cümleten hayırlı akşamlarınız olsun. Hoş bulduk. Evet. Devam edin, iyisiniz. Allah razı olsun, sağ olasın. Ne haber delikanlı, iyisin? Ne olacağım büyüyünce? Oto elektrikçi olacak. Ya bir insanın planının olması kadar güzel bir şey yok. Kararını vermiş. Oto elektrikçi olacağım. Ama bak bir tavsiyem var sana. En iyisinden ol. En başarılısından ol. Yani şöyle Balıkesir'in en iyi oto elektrikçisi ben olacağım de. Tamam mı? Tamam mı? Aferin sana. Hadi bakalım. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Allah iyilik versin. Nasılsın? Evet, selamünaleyküm cümleten hayırlı akşamlar gençler. Kardeşim sağ olun. Hiç rahatsız olmayın, bozmayın düzeninizi. Ne var ne yok, hiç rahatsız olmayın. Hiç ayağa kalkın kardeşim. Sağ olun. Sağ ol kardeşim benim, sağ olasın. Peki. Nasılsın, iyisin? Allah iyilik versin. Kolay gelsin kardeşim, sağ olasın. Bütün kahveleri dolaştık. Ama sizleri görünce ben gerçekten çok heyecanlandım. Dedim ki sohbeti gençlerle yapalım. Onlar bu ülkenin istikbali, bu ülkenin yarınları, aynı zamanda Türkiye'nin en genç belediye başkan adaylarından bir tanesi bizim belediye başkan adayımız. Dolayısıyla dedi ki gençlerle buluşalım. Sizlerin yaşında hepimizin bir hayali vardı. Ben de bir köy çocuğuyum sizin gibi. Okuma yazması olmayan bir ailenin, elektriği suyu olmayan bir köyün çocuğuyum.
Ve bu millet sizin büyükleriniz, atalarınız verdiği vergilerle bizi okuttu. Gece gündüz çalıştım. Ve bölge için, memleket için, millet için ne gerekiyorsa onu yaptım. Yolsuzluklarla mücadele ettim, hukuksuzluklarla, haksızlıklarla mücadele ettim. Ama şundan emin olun, bütün çabamız, bütün mücadelemiz sizlerin güvenli, huzurlu, mutlu, rahat bir geleceğe doğru adım atmanız. Bu toprakların kalkınabilmesi, bu milletin yeniden şahlanabilmesi, ayağa kalkabilmesi için projelerimiz var, çalışmalarımız var ve bütün bu çalışmalar sizler için olacak. Tabii birçok siyasetçi gelip birçok şey söyler gider. Biz sözümüzün eri, sözümüzün arkasında duran siyasetçileriz. Bir kere net birkaç şey söyleyeceğim. Belediye başkanı olduğumuz zaman gençlere çok özel çalışmalar yapacağız. Kendisi girişim yapmak isteyen, yatırım yapmak isteyen, projesi olan ve ayağa yere sağlam basan çalışmalar yapan gençlere mikro krediler vereceğiz. Ve o kredilerle gençlerimizin iş hayatına atılmaları ve kendi işlerini kurmaları için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Tabii köyün dışında yaşayan üniversite gençliğine ucuz yemekler, onların rahatlıkla gidebileceği, kalabileceği yerler, sosyal alanlar, spor alanları, aynı zamanda yurtlar yapılacak. Ama sizin için özellikle burada nedir tarım vardır, nedir hayvancılık vardır, nedir bu civarın en kıymetli şeyleri, zeytinciliktir, varsa incirdir, diğer alanlardır. Bunlarla ilgili mutlaka ve mutlaka sizlere mikro krediler vereceğiz. İşte bu coğrafyada biz birbirimizle dayanışma halinde huzurlu ve mutlu yaşamak için gereken neyse onu yapacağız. Sağolunuz, varolunuz. Güzel bir ülkede, aydınlık bir ülkede, pırıl pırıl bir ülkede dostça, kardeşçe yaşamak için, zengin, müreffeh, huzur içerisinde yaşamak için el birliğiyle çalışacağız. Ve bu abiniz, bu büyüğünüz size söz veriyor, size temin ediyor, sizlere hizmetkar olacak ve her zaman sizlerle beraber olacak. Ve bu toprakları ayağa kaldırmak, sizlere pırıl pırıl bir gelecek hazırlamak için ne gerekiyorsa onu yapacak. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağolunuz, var olun. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ediyoruz. Var olun gençler. Selamun aleyküm, hayırlı akşamlar. Hoş bulduk, nasılsınız, iyisiniz? Hoş bulduk, nasılsınız, iyisin? Sağ olasın, sağ olasın. Hoş bulduk kardeşim, ne haber, iyisin? Eyvallah. Nasıl gidiyor? Vay maşallah, sağ olasın. Allah razı olsun, sağ olasın. Kardeşim, devam edeyim. Nasıl vaziyet? Keyfin nasıl? Hoş bulduk. Nasılsın kardeşim, iyi misin? Merhabalar, sağ olasın. Ne var ne yok, nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Yüzün gülüyor her zaman olduğu gibi. Sağ olasın, ne kadar güzel. Bizi yazacak, milletleri yazacak. Gençleri size tercih ettik çünkü köyün geleceği ondan. Onlarla biraz sohbet ettik, sizleri çok seviyoruz. Allah'a emanet olun, hepiniz hayırlı akşamlar. Hepiniz hayırlı akşamlar, çok teşekkür ederiz, sağ olun.